Merhaba beyler, hoş geldiniz. FM23'ün Fenerbahçe serisinde 8. bölümle beraberiz. 7'de neler oldu hemen bir özet geçelim. 8'de neler olacak onları da anlatalım. Sonra tam gaz ileriye gidelim. Bu bölüm Antalya Spor, Avusturya Viyen ve Ankara Gücü maçlarını yapacağız. Hızlı bir takvimle ilerleyebilirsek Galatasaray maçını da çıkacağız. Normalde 3 maç ama Avrupa takvimi olduğu için Fenerbahçe kariyerinde biraz geride kaldık diğer kariyerlere göre, Beşiktaş, Galatasaray kariyerlerine göre. Bu yüzden eğer fikstür sıkışıksa ve gördüğüm kadarıyla bu bölümde bir Dünya Kupası arası var. Dünya Kupası arasını hızlı geçersek zannetmiyorum ama neyse bakalım. Bu bölüm 3 maç mı 4 maç mı yapacağımız Ankara Gücü maçı bittikten sonra belli olacak. Hazırsanız 8. bölüme başlayacağız. 7'de 4 maç birden oynamıştık. İstanbulspor'u 4-0, Kayserispor'u 5-0, Kasımpaşa'yı da 4-1 yenmiştik ama Avrupa'da 4'te 4 yaparken 5. grup maçımızda Feyenoord'a deplasmanda ilginç bir şekilde takıldık. Çok fazla bireysel hata vardı ve 3-1 yenildik. Sorun değil. Avusturya-Viyen maçından 3 puan alırsak grup lideri olarak çıkacağız ve son 16'ya kalacağız. Avusturya-Viyen'in ise Avrupa Ligi grubunda şu an puanı yok. Hazırsanız 8. bölüm başlıyor. Antalya Spor maçında bırakmıştık. Lider 13 maç, biz 12 maçtayız. Buradan alacağımız 3 puan 31 puana taşıyacak bizi ve liderle puan farkımızı 4'e indireceğiz. Trabzonspor'un Sivasspor maçında olası kaybı bizi çok heyecanlandırır. Bir anda 1 puana kadar farkı indirebiliriz. Sivas bakalım deplasmanda nasıl bir karneye sahip. Sivas deplasmanda şu ana kadar toplamda 6 maça çıkmış. 2'sini kazanmış. 1'i beraber ve 3'ü mağlubiyetle sonuçlanmış. Deplasman galibiyetlerini Gaziantep, Hatay gibi takımlardan almış. Konya Spor'la berabere kalmış. Deplasmanda Ankara Gücü, Kasımpaşa ve İstanbul Spor'a yenilmiş. Çok sürpriz çıkacak bir maça benzemiyor ama her şey olabilir bu ligde. Şimdi bakalım kimleri oynatabiliriz. Bu maç Rossi kondisyonunu toparlayamamış. Onu sol açıktan alacağım. Joshua King'i koyacağım. Rossi yedeklerde de olmayacak. Arao da yorgun. Ondan bir şey beklemeyelim. Pedro da yorgun. Onun yerine Valencia'yı forvete koyalım. Arda da yorgun ne yazık ki. Arda yerine Lincoln'u oynatacağım bu maç. Alioski yorgun. Zalai'yi sol beke çekeceğim. Zalai'de herhangi bir kondisyon sıkıntısı yok. Burak Bekeroğlu'nu stoperlere koydum. Osay Samuel'de de müthiş bir kondisyon sıkıntısı var. Mehmet Aydın oynayacak. Tuan Zebe'yi ilk 11 alabilirim. Şimdilik bir yedeğe koyalım. Gustavo da yedeklerde dursun. Serdar Dursun da yedeklerde dursun. İshak'ı riske eder miyiz bilmiyorum. Hafif bir sakatlığı var ama şimdi. Serdar Aziz ve Burak Bekeroğlu son maçlarında iyi performanslar sergilemediler. Ben bu maç Gustavo ve Tuan Zebe ile stoperleri koymak istiyorum. Tüm rollerimizi yaptık. Valencia'da bu sefer çalışkan forvet vereceğim. Artık hazırız. Şöyle kameramızı da düzeltelim. İyi bir açı. Evet, hazırız. Yumruğumuzu sıkalım. Bizim nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterelim dedim. Joshua King'le de maçı kazandıracak bir performans senden bekliyorum dedim. Enner Valencia'ya da sana inanıyorum dedim. Çok fazla etkilenmediler ama biz maçımıza çıkıyoruz. Son maçta Avrupa'da aldığımız yenilgiyi görüyoruz takım formunda. Antalya Spor ise dengesiz bir formu var. Bu maçı kazanmamız şart. Maç başladı. İlk atak bizden. Dakika 2. İrfan korneri kullandı. King yerde kaldı. Zorbay Küçük pozisyonu izlemeye gidiyor. Güzel. Buradan bir penaltı alırsak erken vakitte öne geçmemiz oyunu daha rahat koparmamızı sağlar. Zorbay Küçük pozisyonu izledi. Döndü. Ve penaltıyı verdi. Çok güzel. Valencia topun başında. Toplamda 13. golüne kavuşabilecek mi? Çok güzel. Ortaya attı. Kaleci kendi sağına yattı. 14 olmuş bu arada, pardon. Valencia ile erkenden 3. dakikada öne geçiyoruz. Dakika 10. Onlar korner kullanıyor. Vurdular dışarıda. Güzel. Kaçırdılar. Oho, Trabzon'a bak. 4'te 60, 6'da 60, 2-0. Ah Sivas. Çok güzel bir müdahale. Lincoln kaptı topu, King'e verdi. King koşuyor. Sol kanatta sıfıra indi. Ortaya yaptı. Valencia kaçırdı. Ah be. İlk yarım saati doldurmak üzereyiz. Antalya da geliyor. Biz de geliyoruz. Fakat bizim şutlarımız daha mantıklı. Daha fazla kaleye bulan ekip biziz. Dakika 36. Mehmet'ten Gustavo Henrique. Şimdi İrfan. Geriye döndü Mehmet'e. Mehmet geçti hızıyla. Zay. Lincoln'le bulmayan bir pas.
Kaleciye geri döndüler. Bofin kısa düştü. İrfan, hadi İrfan. Orta, King. King! Ah be, offside olabilir. Bakalım. Bence offside ama bir bakalım. Evet, ne yazık ki offside. Güzel, saldırmaya devam edelim. King gol atmamasına rağmen şu an 7.6 ortalamayla oynuyor. Maşallah. Yumruğumuzu sıkalım. İyi oynuyoruz. Bir tık daha iyi performans bekliyorum dedim. Lincoln'e bence sen bu değilsin. Sana inanıyorum dedik. İrfan Can da bugün vasat. Ona da inanıyorum dedim. King'i de bir şımartalım. Böyle devam, kusursuz oynuyorsun dedim. Oldukça motive gözüktü. İkinci yarıya herhangi bir değişiklik yapmadan çıktık. İkinci yarının 58. dakikasına kadar herhangi bir aksiyon olmadı. Şimdi İsmail uzun oynuyor King'e doğru. Hadi King. Ceza sahasına girdi. King vurdu direkt. Ah be. King'e bak be. Döktürüyor bugün. İşte bir golle süslemesi lazım bu işi. Dakika 70'e doğru geliyoruz. Zayh ve İsmail yorgun. Evet, Zayh artık çıkması gerektiğini düşünüyorum. İyi de oynasa artık bir süre sonra düşecek oyundan. Lincoln 6.5 ortalamayla dakika 75 olmuş. Bir şey sergileyemedi. Ben oraya bir ne yapsam ya da bir dakika. Ben Valencia'yı sağ açığa koyacağım. İrfan Can yerine Batshuayi'yi oynatacağım. Artık forvete aldım onu ben. Lincoln yerine Emre Mor'u oynatacağım orada. Emre Mor'u gizli forvet oynatacağım. Ve hücum rolü vereceğim. İsmail yerine Crespo'yu oyuna dahil ediyorum. İki yönlü orta saha destek en iyi rol onun için. Zah yerine ise Mert Hakan yandaşı koyduk. Mert Hakan'ı gezgin oyun kurucu rolünde oynatacağım burada. Joshua King'i bir 10 dakika daha tutacağım. Son 10 dakika İshak Vural'ı alırım. Emre Mor'la yer değiştiririm. İshak ortada bir 10 dakika oynayabilir. İyi bir performans göstereceğinize inanıyorum dedim. Son 15 dakika kala toplamda 4 oyuncu değişikliği birden yaptık. Dakika 81'e girdik. Mert Hakan, King! Ah be, az farklı dışarıda. Joshua King bugün her şeyi yaptı ama golü atamadı. Dakika 88'e giriyoruz. Mert Hakan'ın ortası. Crespo indirdi. Tekrar Mert Hakan. Hadi yavrum. Orta. King! Bofin elinden kaçırdı ve King sonunda golünü attı. Ulan King. King'e mi yazdı, kaleciye mi yazdı? King'e yazdı. Tamam, şimdi Joshua King'i oyundan alabiliriz. Uzatmalar dahil 5 dakika falan kaldı. Emre Mor'la yer değiştiriyorum. Kanat forvet hücum dedim Emre Mor'a. King yerine de bir İshak Vural 5 dakika orada oynasın. O da aynı şekilde gizli forvet hücum. Maçın bitmesine az var ama sen elinden geleni yap dedim. Uzatmalar oynanıyor. Uzatmalarda pek bir şey çıkmayacak gibi derken son saniyeler artık. Bofin'in uzun bir kaleci vuruşu Mehmet Aydın rakibe indirdi. Nakayima orta, Mehmedi Adriano golü attı. 2-1. Bence maçı bitiren goldü bu. Olsun, önemli olan 3 puandı. Biz son saniyede yediğimiz golle skor 2-1'e geldi. Yapacak bir şey yok. Joshua King'in müthiş futboluyla ve sonunda bir golüyle, Enner Valencia'nın penaltıdan bulduğu golle maçı 2-1 kazandık. 3 puan bizim. Çok iyi oynamasak da istediğimiz sonucu aldık. Bundan dolayı mutluyum dedim. Trabzon hızlı başladığı maçta durmuş. Sivas yetememiş ama sadece dakika 80'de bir gol atmış. Trabzon yine 3 puanı almış. Şimdi biz yavaş yavaş Avrupa Ligi'ne, grubumuzun son maçına doğru ilerleyelim. King'i bir övelim ya. Maşallah King. Çok iyiydin dedim. O da zaten mutlu. Galatasaray da kazanmış 3-1. Onunla aynı puandayız şu an. Beşiktaş da 1-0 kazanmış. 4'te 60, 39'da 10 kişi kalmış ve skoru korumuşlar. Sergen Başakşehir'in başına gelmiş. İshak da Fenerbahçe'nin en genç forma giyen oyuncusu olmuş. Samatta'ya bak. Maçın adamı seçilmiş. Devam et böyle Samatta. 15 maçta 4 gol 2 asist. 7-19. Ortalaması iyi ama toplam golü bence iyi değil. Haftanın takımına sadece King girebilmiş. Hak etti de zaten. Serdar Dursun ağır bir sakatlık yaşamış. Ters bir hareket yaparak sakatlandı. Diz bağlarının zorlanması 5-6 hafta yok. Sakatlığını kafana takma dedim. İyileşmene bak dedim. Kasım'ın başına geldik. Tesisteki atmosferden dolayı yönetim gayet mutlu. Tuan Zebe'nin transferinden dolayı memnun. 5-0'lık Kayseri galibiyetinden hoşnutlar. Alanya'ya 3-1 yenilmelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşamışlar. Şampiyonlar Ligi'nde erken elenmeden dolayı mutsuzlar ama zor bir kura olduğunu onlar da farkında. Feyenoord'a da 3-1 yenildiğimizden dolayı hayal kırıklığı yaşamışlar. Tabii ki ben de beklemiyordum böyle bir mağlubiyet. Taraftarlarımız ise Kayseri ve Gaziantep maçlarındaki skorlardan gayet mutlular.
Joshua King'den dolayı gayet mutlular. Alanyaspor'a Feyenoord'a yenilmekten ötürü hayal kırıklığı yaşamışlar ve Alioski'nin de performansından memnun değiller. Tesislerdeki atmosfer çok küçük bir oranda düşüş yaşamış ama oldukça yüksek. Menajere destek bir tık artmış. Daha fazla olması lazım. Evet, Valencia'da bu arada Lille gidecek artık. Çünkü gitmek istediğini söyledi. 9,5 milyon euroya satışta oldukça başarılı bir satıştır. 1 Ocak 2023 günü Valencia'ya veda ediyoruz. Bir iki ay daha bizimle. Bu arada Trabzon'un son maçı Manchester City ile oynuyor 5'te 5 yapan. İmkanı yok gibi ama olası bir puan aldığında ya da puanlar aldığında UEFA'ya devam etme şansı var Avrupa Ligi'ne. Bakıyoruz şimdi. Manchester City 2-0 yenmiş. Berabere kalsa bile yetmeyecekmiş. Çünkü Sevilla-Salzburg maçında da beraberlik var. Ne yazık ki Trabzonspor sadece 3 puanla Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa'ya Kasım ayında veda etti. Bizi Avrupa Ligi'nde karşımıza çıkabilecek rakipler arasında Ajax, Bayer Leverkusen, Sevilla, Tottenham, Milan, Benfica, Shakhtar ve Frankfurt var. Biz buradan kimi çekeriz? Sevilla'yı çekeriz herhalde. Ya da Tottenham gelir. Çok düşük bir seviyede rakibin geleceğini hiç düşünmüyorum. Şimdi kendi işimize odaklanalım. İrfan Can son günlerde kendisine değil gibi. Niye? 3 yıl var sözleşmesinin bitmesini. 1.38 alıyor. Yeni bir sözleşme istiyor. Vay arkadaş ya. Altay bunun haberini verdi bize. Tamam. Hemen gerekli adımları yapayım. Yeter ki sen performansını düzelt. Sözleşme görüşmelerine başla. Kanatta oynamak istemiyor bir kere. Sağ açıkta oynamak değil de ofansif orta saha olarak oynamak istiyor. Orada da Arda'nın oynayacağı rol. Tamam, Arda ile beraber Devinim'le oynarsınız. Lincoln'u de sol açıkta oynatmaya çalışırım. Emre Mor orada oynar. Ama ben bunu bir vaat olarak sana vermek istemiyorum. 2.85 istiyorsun ha. 2.11'de karar kılalım. 10 asist yaparsan 250 bin. 15 asist yaparsan 300 bin euro daha veririm. UEFA'da şampiyonluğa ulaşırsak 400 bin de oradan veririm. Ne diyorsun? Olmaz dedi. Şimdi ne diyorsun? Yine olmaz dedi. Şimdi ne diyorsun? Kabul etti. Tamam. Asistler bize para kaybettirecek olsa da aslında işimize yarayacak bir klauz oldu bizim için. 1.38'lik maaşı 2.70 istiyordu, 2.60 istiyordu. 2.11'de karar kıldık. Sadakat primi de vereceğiz. 1 milyon 200 bin euro. Bakalım, hadi bakalım. İrfan'la anlaştık. Bundan sonra İrfan kafasını toparlasın, gereğini yapsın. Evet, mutlak suretle 3 puanı alıp grup lideri olarak çıkmamız gereken bir maç. Osay Samuel sağ bek olacak. Arao, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Luan Perez, Arda, Pedro. Bunlar da yedeklerimiz olsun. Tuan Zebe kayıtlı değil henüz. Onu da çıkartalım şuradan. Luan Perez girsin. Diego Rossi de yedeklerde dursun. Alioski'ye fırsat vereceğim. Ben ona güveniyorum. Lincoln'u dinlendireceğim. Arda oynayacak. İrfan Can Kahveci'yi dinlendireceğim. Emre Mor oynayacak. Ulan Mert Hakan yandaşı da Southampton izliyor. Bu maçta acaba bir patlama yapar mı benim için? Hadi be Mert Hakan, güveniyorum sana. Bu maç yap sana düşeni, satayım seni İngiltere'ye. Hazırız. Avusturya-Viyana grubunda 6'da 0 yapması için bizler gereğini yapacağız. Sizlere inanıyorum çocuklar. Orta sahanın kontrolünü ele geçirin. Sana da inanıyorum Enner Valencia. Şu müziği dinleyelim. Üçlü defansla çıkıyorlar. Geriye çekildiklerinde 6 kişi birden olacaklar. Biz hazırız arkadaşlar. İlk atak onlardan gibi. Şöyle bir geriye çekildiler. Tekrar gelecekler. Kramer. Hoppa. Çok güzel açık veriyoruz ha maçın başında. Tipik Fenerbahçe. Dakika 9. Kaleden çıkıyoruz. Osay Samuel. Gustavo Henrique. Luan Perez. Alioski. Joshua King. King zorluyor. Çok güzel. King ceza sahasına girdi. Topu çıkartamadı oradan. Alioski tekrar aldı. Mert Hakan yandaş. Üf! Alioski ne yapıyorsun ya öyle? İlginç bir şuttu. Dakika 17-18'e başlıyoruz artık. Joshua King yine kanattan içeriye doğru zorladı. Ceza sahasına girdi. Kaleye vurdu ama top kalecide kaldı. Arnautovic. İyi kaleci ama grupta
çok kötü bir performans sergiledi Avusturya Viyen. Luan Perez, dakika 19. Osay Samuel, Emre Mor. Emre'den müthiş bir pas. Hadi King, hadi King. Ah be, kaleciye nişanladı. Geliyoruz yavaş yavaş. Uzun bir kaleci vuruşu. Yine bir uzun top. Alioski koşuyor. Luan Perez, İsmail Yüksek. King'e verdi. King orta sahaya geçemedi, kaptırdı. Ah King. Hemen pasını ve aldı. Lafı ağzıma tıktı King. İsmail. Luan Perez. Alioski uzun oynuyor. Osay Samuel. Ah ah ah. Beklemiyordu belki de. Kaleciye geri döndüler. Osay yine yanlış bir pas. Hızlı bir şekilde üstümüze geliyorlar. Eyvah. Ah. Yedik golü. Konsantrasyonunuzu bozmayın dedim. Bu arada Real Sociedad Feyenoord karşısında öne geçmiş ve haliyle şu an gruptan çıkan ekip o gibi gözüküyor. İlk yarı bitti. Bu sefer de King çok kötü. Ben Alioski yerine Ferdi Kadıoğlu'nu buraya monte edeceğim. İsmail Yüksek yerine de William Arao'yu alacağım. Burada Dinamo olarak oynar. Kızmadım ama moralim oldukça düşük dedim. Emre Mora'da kusursuz oynuyorsun dedim. İkinci yarı daha iyi şeyler bekliyorum Emre Mora'dan. İki oyuncu değişikliğiyle ikinci yarıya çıktık. Dakika 51'in başı. Arao, Luan Perez, Ferdi Kadıoğlu, Zayt'tan Luan Perez. Tekrar Arao. Güzel üçgen oldu orada. Ferdi'nin pası yerini bulmadı. King kovalıyor ama. Kötü bir pas. Mert Hakan Yandaş. Çok kötü bir pası. Mert Hakan Yandaş kaçırmadı. Southampton'a yeşil ışığı yaktı. Bu arada King o topu çevirebilmiş. Öyle gözüküyor. King yine ortalamasını yükseltti. Miha Zayt'ta bu maç pek bir şey yok. İrfan Can'ı oraya koyayım. Ofansif oyun kurucu destek. Güzel olur oradan. Sana inanıyorum. Şu ataktan sonra Valencia'yı çıkartacağım. İki maçtır. Çok iyi değil aslında. Osayi'nin ortası uzaklaştırılıyor. Tekrar aldı Osayi oradan topu. İrfan Can orta. Arao'nun önüne kaldı. Arao ortayı bir daha yaptı. Valencia dışarıda. Yeter. Valencia sana yeterince şans tanıdım. Artık galibiyeti getirecek gol için Pedro'yu alıyorum. Emre Mor yerine Lincoln'u alacağım. Lincoln'la İrfan Can'ı yer değiştireceğim. Lincoln'la burada yine ofansif orta saha oyun kurucu rolü vereceğiz. Bir başarabilirsiniz diyelim. Uzatmalar oynanıyor. Pek bir şey çıkmadı. Neyse. 1-1 bitti. Mert Hakan Yandaş maçın adamı oldu. King de çok iyi, güzel bir performans sergiledi. Avusturya Viyen alsa alsa zaten puanı Fenerbahçe'mizden alırdı. O kadar gol pozisyonuna girdik ama kazanamadık dedim. Takımın küsmüşlüğü falan yok. Real Sociedad 90+5'te 2-0 yapmış ve 3 puanı almış. Feyenoord'u elemiş. Bizi yenen Feyenoord gruptan çıkamadı. Biz 13 puanla grup lideri olarak çıktık. Son 16'ya kaldık. Çok güzel. Buradaki skorun hiçbir önemi yok. Bakalım Aralık'ta Mert Hakan Yandaş'a teklifler gelecek mi? Sivas Freiburg'a 3-1 kaybetmiş. Sivas da grup sonuncusu olmuş. Sadece 1 puan toplayabilmiş. 1 milyon euro aldık birinci olduğumuz için. Galibiyetten yaklaşık 200 bin euro aldık. Osay Samuel, Alioski, Emre Mor... Bunlar sarı kart cezalısı. Son 16 turunda ilk maçta olamayacaklar. Artık Dünya Kupası arasına geldik. 1.2 almıştık toplamda Avrupa'dan. Bir 400 daha geldi. 1.6. Valencia milli takıma çağrılmış. Şimdi biz Dünya Kupası'nı açalım. İlk maça Katar Hollanda'ymış açılış. Eyvallah, okey. 20 Kasım'a daha çok var. İnşallah ağır bir sakatlık yaşamaz bizimkiler. İrfan Can Kahveci sözleşmesini bizlerle yeniledi. Şu an moral olarak hiçbir olumsuz hususu yok. Artık bundan sonra İrfan Can Kahveci'yi izlemenizi tavsiye ederim. Türkiye Kupası 5. turda Manisa Futbol Kulübü ile eşleştik. Uf, Fernino, bunu tanıyorum. Ben bu oyuncuyu ilk başta kiralık olarak alabilirim ama zorunlu satın alım bedeli 12 milyon euro giriyorlar. Oynatılmazsa yaklaşık 4 milyon euro öderiz aylıkta. Oynatsak bile 2 milyon euro öderiz. 12'de burada 14 milyon euroya patlar. Biz bunu 10 milyon euroya sabitlersek ne der karşı rakip? Kesinlikle kabul etmiyor. 11 milyon euroyu
Ne dersiniz? Ben bunu 500 bin euro yapayım. Nasıl olsa oynatacağım. Bir teklifimizi sunalım bakalım ne diyecekler. Sangare'de seneler sonra takımla çalışmaya başlamış. Katar-Hollanda maçının skoruna bakalım. Dünya Kupası artık başladı. Sadece Valencia milli takımda gözüküyor. Hollanda 2-0 aldı. 15 gol atsan ilk sezonunda ben sana 250 bin euro veririm. 20 gol at, bir 200 bin euro daha veririm. 25 gol at, bir 200 bin euro daha veririm. Hatta çok zor ama 30 gol at, bir 200 bin euro daha veririm. Kabul ediyor musun? Ediyor. Bakalım bütçemiz buna yetecek mi? Altay'ın adı Alain'le anılıyormuş. Bak bak. Alain sen bunu ne yapacaksın? Çok ilginç. Ver 30 milyon euro, al Altay'ı. Galler 2, İran 1. Senegal-Ekvator maçına bakacağız şimdi. Senegal 1, Ekvator 0. İngiltere 1, Amerika Birleşik Devletleri 1. Bu maçta Valencia oynamış fakat çok vasat bir performans sergilemiş. Meksika 1, Polonya 0. Suudi Arabistan 0, Arjantin 5. Fransa 4, Danimarka 0. Avustralya, Tunus berabere 0-0 bitmiş. Belçika 5, Kanada 0. Flash bir skor almış Belçika. Japonya 1, İspanya 1. Costa Rica 0, Almanya 2. Hırvatistan, Fas'ı 1-0 mağlup edebilmiş. Grup maçlarına devam ediyoruz. Kamerun 0, Brezilya 1. İsviçre 4, Sırbistan 1, Portekiz 2, Güney Kore 0, Uruguay 0, Gana 1. Uruguay'ın yenilmesi tabi sürpriz olmuş. Galler 0, İngiltere 4. Bakalım Valencia Hollanda'ya karşı neler yapabilecek. Ekvador 0, Hollanda 3 bitmiş bu arada. Valencia 2 maçtır verimli olamıyor. Üf. Senegal 9, Katar 0. Amerika Birleşik Devletleri 1, İran 0. Artık Ekvador'un son şansı. Danimarka 1, Tunus 0, Suudi Arabistan 1, Meksika 1, Polonya 0, Arjantin 2, Avustralya 0, Fransa 2. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bir transfer teklifi. Uf. Alain Altay için fiyat istedi. Vay vay vay. Fernino'yu alabilmemiz için Altay'ı satmamız mı gerekiyor illa? Valla Altay satılık değil. 30 milyon euro teklif edeceğim. Reddedecekler veya başka bir fiyat teklif edecekler. Aynen vazgeçtiler. Almanya 0, İspanya 2, Japonya 1, Costa Rica 1. Japonya erken gördüğü kırmızı kartlarla uzun süre 9 kişi oynamış ama 94'te beraberliği sağlamış. Bravo. Hırvatistan 1, Belçika 0. Kanada ve Fas mücadelesi golsüz berabere bitmiş. Kamerun 0, İsviçre 0. Sırbistan 1, Brezilya 3. Güney Kore 0, Gana 1. Uruguay-Portekiz mücadelesi 1-1 berabere bitmiş. Gruplardaki ikinci maçlar bitti. Üçüncü maçlara başlıyoruz. Burak'cığım seni kiralık göndermek için aramadım. Almadım. Forma süresi tanıyacağım merak etme. Seni kiralık gönderemem. Ekvador Katar. Ekvador'un bu maçtan 3 puanla ayrılması halinde yok. Ekvador Dünya Kupası'na veda etti artık. Öyle diyebiliriz. Olsun en azından prestij maçı olsun Valencia için. Ki onu da becerememişler. Ekvador hayal kırıklığıyla Dünya Kupası'nı kapatıyor. 9 yiyen Katar Ekvador'u 3-2 mağlup etmiş. Hollanda Senegal maçında Hollanda 4-0'lık bir skor elde etti. Amerika Birleşik Devletleri 3, Galler 0, İran 1, İngiltere 5. A grubunda Hollanda ve Senegal bir üst tura çıktı. B grubunda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bir üst tura çıktı. Valencia'yı sol açık oynatmışlar bu sefer. Neyse Valencia prim yapamadan dönüyor. Ki zaten biz onu satmıştık. Danimarka 1-0 Avustralya'yı mağlup etmiş. Tunus 2, Fransa 3. Arjantin 0, Meksika 0. Polonya 3, Suudi Arabistan 0. Arjantin ve Meksika bir üst tura çıkan takımlar. Fransa ve Danimarka da bir üst tura çıkmış. Biz de Dünya Kupası'ndaki turumuza devam ediyoruz. Fas 0, Belçika 3. Kanada 1, Hırvatistan 3. Almanya 2, Japonya 0. İspanya 4, Costa Rica 0. İspanya ve Almanya bir üst tura çıktılar. Hırvatistan ve Belçika da bir üst tura çıktılar. Üçüncü maçını oynamadan üst tura çıkabilme imkanını yakalayan Brezilya ve Gana var. Onların o grubun maçlarına da şimdi geliyoruz. Gana 0, Portekiz 0, Güney Kore 0, Uruguay 3. Portekiz acaba tur atlayabildi mi? Brezilya 1, İsviçre 1, Sırbistan 1, Kamerun 0. Mitrovic gol atmış Sırbistan'da. Brezilya ve İsviçre tur atlayan ekipler. Mitrovic'li Sırbistan Dünya Kupası'ndan elendi. Gana ve Portekiz tur atlayan ekipler. Artık ikinci tura geldik. Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri eşleşmesi ve Danimarka, Arjantin eşleşmesi. Bakıyoruz skorlara. Bu arada Aralık ayının performans görüşleri geldi. Yönetim her zamanki gibi tesisteki atmosferden mutlular. Kayseri ve Kasımpaşa galibiyetlerinden dolayı mutlular. Pek bir şey değişmemiş işte. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 3. elemede niye ayrıldığımızı soruyorlar. Yapacak bir şey yok. Zor bir kuraydı. Feyenoord'a yenilmemizden de mutsuzlar. Taraftarlar da aynı şekilde Feyenoord'a yenilgiyi olmamalıydı diyorlar.
Alioski'nin performansından mutsuzlar. Joshua King'in performansından mutlular. Kasımpaşa ve Kayserispor'u yendiğimizden de gayet memnunlar. Tesislerdeki atmosfer ve menajere, yani bana olan destek aynı şekilde devam ediyor. Altay'ın antrenman performansını övelim. İyi gidiyor Altay. Hollanda 2, Amerika Birleşik Devletleri 0. ABD Dünya Kupası'na 2. turda veda ediyor. Danimarka 0, Arjantin 2. Danimarka veda ediyor. Messi ile Arjantin yoluna çeyrek finaline devam edecek. Meksika 1, Fransa 3. Fransa uzatmalara kalan maçta uzatmada attığı 2 golle, hatta son dakikalarda 118 ve 120 artı 1'de attığı gollerle çeyrek finalin kapısını zor da olsa aralamış. İngiltere 5, Senegal 0. Senegal de ikinci turda veda ediyor. İngiltere çeyrek finale merhaba diyor. Şimdi Portekiz-Brezilya maçına bakacağız skoruna. Final gibi maç. Portekiz 2-1 alıyor. Beto'nun 2 golüyle. Tabi Brezilya 65'ten itibaren 10 kişi kalmış. 74 ve 84'te Portekiz bu sayede golleri bulmuş. Belçika 3, İspanya 4. Normal süresi 2-2 biten maçta İspanya 3-2 yapmış, Belçika 3-3'ü yakalamış. İspanya, Sergio Ramos'un 108. dakikadaki penaltı golüyle 4-3 çeyrek finale merhaba demiş. Belçika ve Brezilya ikinci turda elenen takımlar. İsviçre devam ediyor. Ghana evine dönüyor. Hırvatistan Almanya'yı 1-0 mağlup etmiş. Şok bir skor. Hem de Hırvatistan neredeyse maçın yarısını 10 kişi tamamlamış. Almanya evine dönüyor. Çeyrek finalde Portekiz-İspanya. Portekiz bir final gibi maç daha oynayacak. Portekiz Dünya Kupası'nda kura konusunda oldukça şanssız. İrfan Can hastalandı. Tabii ki eve gönder, başkalarına geçmesin. Portekiz-İspanya maçı çeyrek final. Portekiz benden bu kadar dedi. Çeyrek finalde elendi. İspanya yoluna devam ediyor. Yarı finale çıktı. Hollanda 1, Arjantin 2. Arjantin de yoluna devam ediyor. Hollanda evine dönüyor. Bizler Fofana'yı alıyoruz bu arada. Sağ açık, kanat forvet olarak. Çok güçlü. Geleceği de var. Yalnız 12 milyon euroluk bir serbest kalma bedelini şart koştular. Biz 1,5 peşin 1,5 taksitle alıyoruz. İlerleyen zamanlarda çok sivrilmeden şu 12 milyon euroluk bedeli oradan kaldırmaya çalışacağız. Kabul ettim. Haliyle buradan İrfan Can Kahveci'yi ve Bruma'yı, Bruma genelde hani sol kanata daha uygun bir isim ama, satabilir konuma geldik. Lincoln de gidebilir, İrfan kalabilir. Henüz kararımı vermedim ama sağ açığa bu ismin gelmesi iyi oldu. İrfan'ı ortaya çekebilme ihtimalimiz artıyor bu şekilde. Bakalım, yarı finale çıkması ilginç olacak bir iki ekibin karşılaşması. İsviçre, Hırvatistan biri yarı finalde. Son 4 takımdan birisi olacak. Diğer maçta İngiltere, Fransa. Bu da bir final gibi maç. Bir transfere bakıyoruz. Bir Dünya Kupası'na. İsviçre 4-1 yendi Hırvatistan'ı. İngiltere de penaltılarla Fransa'yı eledi. Normal süresi 1-1 bitmiş. Uzatmalarda önce İngiltere öne geçmiş, sonra Fransa beraberliği sağlamış. Penaltılarda bu sefer İngiltere affetmemiş. Martial penaltıyı kaçıran isim. Maçta da gol atan isimlerden bir tanesi aynı zamanda. İki ekip de üçlü defans oynuyor. Yarı finalde son 4 takım Arjantin, İspanya, İngiltere, İsviçre. Bakalım Messi İspanya'ya karşı takımını finale taşıyabilecek mi? Bizim bu arada bir hazırlık maçımız var Sparta Prag'la. 3-2 galip gelmişiz. Kimler oynamış, kimler gol atmış? Emre Mor'un golü var 2 tane birden. Pedro'nun golü var. Arao'nun 2 asisti birden var. Bu dizilişte güzel bir futbol ortaya sergilemişiz. Bakalım finale kim çıkacak? Arjantin mi, İspanya mı? Arjantin finale çıkamıyor. İspanya yine finalde. Beşiktaş ve Galatasaray kariyerlerimizde İspanya kupayı alan ekipti. Burada yine finale kadar çıktı. İspanya'nın rakibi İngiltere mi olacak? Belli olmaz. İsviçre mi olacak? Birazdan onu da göreceğiz. İnanılmaz. İsviçre finale çıkıyor. İngiltere'yi uzatmalarda attığı golle saf dışı bırakıyor. Çok ilginç. İspanya İsviçre finali oynanacak. Herkesin tabii aklında İspanya yine mi kupayı aldı diye bir soru gelebilir. Belli olmaz. Gent'le olan hazırlık maçımıza da bakıyoruz şimdi. O da 0-0 bitmiş. 12 şut çekmişiz. İkisi kaleyi bulmuş. Batshuayi oynamış. Pek bir şey yok. Olabilir. Üçüncülük mücadelesinde İngiltere Arjantin kozlarını paylaşıyor. İngiltere Dünya Kupası'nda 3. oluyor. Uzatmalarda atılan gol. Bu turnuvada çok fazla uzatma golleri oldu. Şimdi artık geldik, kupanın sahibi kim? İsviçre mi, İspanya mı? İspanya gibi duruyor ama belli olmaz. İsviçre buralara kadar nasıl geldi? İspanya Dünya Kupası sahibi oluyor. Bu kariyerde de Dünya Kupası'nın sahibi İspanya. Biz de artık İspanya'ya saygı duyuyoruz. Aslında 1-0 öne geçen İspanya 41'de
kırmızı kart görmüş. Gördüğü halde 2-0 yapmış skoru. 69'da 2-1 olmuş. 76'da İsviçre'de bu sefer 10 kişi kalmış. 78'de Ferran Torres skoru 3-1'e getirmiş. Ve yine İspanya her kariyerde olduğu gibi Fenerbahçe kariyerinde de Dünya Kupası şampiyonu oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Batshuayi'ye teklif geldi. Yine Lille'den. Lille olmasa biz neler yapacağız bilmiyorum. 9,5 milyon peşin, 4,1 milyon taksit. 12 ayda bir. 448 bin euro da 2 sene boyunca maaşa katkı. 5 milyon euro veriyoruz Batshuayi'ye. Ben haliyle Batshuayi'ye veda ediyorum. Bu teklifi kaçıramam. Ben Nino'yu almaya çalışacağım. Türkiye Kupası maçına da çıkmayacağım. Yardımcım çıksın. Manisa'yı da 3-0 geçmişiz. Rossi, Valencia ve Arao'nun golleri var. Batshuayi de Lille gidiyor. 6. turda kolay bir rakip geldi. Eyüpspor'la eşleştik. Süper Lig maçına geldik. Ankara gücüyle mücadelemiz olacak. Bakalım Ankara gücü kendi evinde ne kadar iyi. 6 maça çıkmış ve henüz yenilgi yüzü görmemiş. 4'ünü kazanmış. Sivas, Kayseri, Alanya ve Başakşehir mağlup etmiş. Karagümrük ve Antalya'yı da berabere kaldığını görüyoruz. Bu maç Pedro ile oynamayı düşünüyorum. Batshuayi'yi çıkartalım yedeklerden. Artık onu sattık. Kink yerine Rossi ile bu sefer deneyeceğim. Kink'i biraz dinlendirelim. Mert Hakan Yandaş yerine İrfan Can Kahveci ile oynayacağım burada. İstediğim mevki burasıydı. Bakalım göreceğiz. Musay Samuel'in sarı kart sınırında olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Mehmet Aydın'ı koyacağım oraya. Musay Samuel hiçbir şekilde yedeklerde dahi olmayacak. Arao'yu da bu maçı oynatmayacağım. Onu da çıkartıyorum yedeklerden. Biz hazırız. İyi oynuyoruz. Güzel de bir serimiz var. Bunu bu şekilde devam ettirelim istiyoruz. Sahasında yenilmeyen Ankara gücünü yenmek için dengeli bir futbolla sahaya çıktık. İlk atak bizden. İrfan ortayı yaptı. Uzaklaştırıyorlar. Rossi aldı şimdi boşta kalan topu. Mehmet Aydın'dan Zalai'ye. Alioski orta yerini bulmadı. Radakovic, Malkuit sağımıza doğru girdi. Geriye döndü. Radakovic'e tekrar. Uzun oynuyorlar. Topu indirdik. Emre Mor var orada. Çok güzel bir pas. Hadi Pedro. Hadi Pedro. Ah be Pedro ya. Senin bu bitiricilik sorunun beni bitirdi ya. Dakika 12. Malkuit'ten Zahit. Şimdi Radakovic. Pepe'den Malkuit. Zahit kaptırdı. İrfan Can. İrfan. Orta. Emre Mor'a sekti top. Emre Mor. Hadi Emre. Çok geç. Zay! Miha Zay! İşte bu kadar. Zay'ın füzesi. Deplasmanda 13. dakikada öne geçiyoruz. Bu maçtan alacağımız 3 puan Trabzon'la farkımızı 4 puana indirir. Dakika 28. Yine uzun bir kaleci vuruşu. Miha Zay kaptırdı topu. Emre Kılınç. Zahit. Eyvah. İyi, güzel. Altay kurtardı. Çok uzun top oynuyorlar. Ben şöyle yapacağım. Bu da bir önlem tabii ki. Zahi biraz geriye çekeceğim. İsmail'i de geriye çekeceğim. Burada bir ön libero'ya ihtiyacım var açıkçası. Seken topları bizim almamız lazım. Yoksa daha fazla risk yaşarız. Buradan puan bırakmak isteyen bir rakip. Buradan puan bırakmak isteyen bir ekip asla olmak istemiyorum. Rossi ne yapıyorsun? Bundan sonraki pozisyonlarda istediğim gibi oynayacaklarından en azından eminim. Dakika 35. Tacı kullanıyoruz. Emre Mor. Mehmet ortaya yaptı. Pedro! Pedro! Nasıl ya? Bu neresi olsaydı ya? Bekliyoruz. Aldık golü. İşte bu. Pedro. Emre Mor. Dakika 39. İrfan'dan İsmail'e. Şimdi Rossi. Kaçtı Pedro. Hadi. Yine kaleciyi nişanladı. Olsaydı zaten. İlk yarı bitti. 2-0. Temiz oynuyoruz. Kurdukları oyuna düşmüyoruz. İrfan hadi koçum. Fark yaratabilirsin. Sana güveniyorum dedim. İrfan'dan bir şeyler bekliyorum bu maç. Dakika 54.
Pedrinho ortayı yaptı. Arka direkte çok iyi vurdu. Aynı güzellikte Altay kurtardı. Zalai garibim tükendi. Onun yerine Burak Bekeroğlu'nu alalım. Luan Perez de çıksın. Onun yerine Axel Tuanzebe girsin. Keyfimize bakalım. Dakika 70'e doğru yaklaştık. İşte bunlardan bahsediyorum. Bu sefer aldık. Emre Mor. Dakika 77. Emre Mor. Zorladı. Ceza sahasına girdi. Emre ortayı yaptı. Vuramadık. Vuramadık. Ah Mehmet. Ya yapma Mehmet be. Çok basit bir gol yedik. Mehmet'in hatası. Konsantrasyonunuzu yitirmeyin. Rossi yoruldu. Aslında pek de bir şey yapamadı Rossi orada. Joshua King'i koyalım oraya. Son 10 dakika. Maçın bitmesine az kaldı ama sen elinden geleni yap dedik. Uzatmalar oynanıyor ve uzatmalardan da bir şey çıkmadı. Maçı aldık. Mihazay maçın adamı oldu. Yani merkez olmuş. 67 tane pas. %79 isabet düşük sayısı da olsun. Golü de var. Daha ne? Ligde kayıpsız devam ediyoruz. Çok iyi oynamadık ama yine de kazandık dedim. Gelmeye gerek yok. Üst üste 5. galibiyetimiz. Nazarlara uzak. Hay hay Lincoln seni de oynatalım. Herkes rahatsız oluyor. Yedek düşünce. Galatasaray dörtlemiş Giresun'u. Beşiktaş'ta İstanbul'u dörtlemiş. Vallahi ilk dört felaket çekişmeni geçiyor ama Trabzon bir tık daha önümüzde. Ben şu Galatasaray maçını da yapayım da öyle kapatayım. Taraftar ve yönetim beraberlik bekliyor. Kesinlikle katılmıyorum size. Bu maçı kazanmamız şart. Bu maç Galatasaray'ı sırtımızdan atmak, Trabzon'un olası bir maç kaybında ise puan farkını 1'e indirmek demektir. Bu kritik maça artık çıkıyoruz. Kadroyu yaptık. Kalede Altay, defans dörtlüde Samuel Perez, Zalai Ferdi, orta saha beşlide Mihazay, Arao, İrfan Can Kahveci, Lincoln ve Joshua King. İleride de João Pedro var. Bu büyük maçın kıran kırana geçmesini bekliyorum. Çıkın taraftarlarımız için bu maçı alın dedim. Pozitif futbolla başlıyoruz. Arao dakika 1 sarı kart gördü. Ferdi ile tacı kullandık. İrfan Can. Ferdi'nin ortası. Pedro kaleci Muslera mı? Yo, direkten dışarıya. Güzel başladık. Dakika 11. Ferdi tacı tekrar kullandı. Lincoln. Osayi Samuel. Ferdi'ye müthiş bir pas. Ferdi orta. King. Joshua King. İşte bu. Adamım attı golü. Bak 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 neler yapıyor. Hareketlere bak. Dakika 18. Miha ortayı yaptı. King yerde penaltı geldi. Valencia yok oyunda. Bakalım kim kullanacak? Ali Pala bıyık VAR'a danışıyor. Penaltıyı aldı. Topun başında João Pedro. İşte bu be. Muslera köşeyi bildi ama çıkartamadı. Pedro iyi başladı. Böyle devam etsin. Daha dakika 20 olmadan 2-0 öne geçtik. Dakika 29. Lincoln. Uzaklaştırıyorlar. Zay aldı. İrfan. Yine uzaklaştıracaklar. Raşika. Ferdi kaptı topu. Çok güzel. Hadi King. Hadi Pedro. İşte bu be. 3 oldu be. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. King yine harikalar yaratıyor orada. Pedro da biri penaltıdan olmak üzere 30 dakikada 2 gol attı. Dakika 33. Geriden oyun kuracağız. Mihazay. Ferdi Kadıoğlu. Çok güzel bir pas. Hadi Pedro. Hadi Pedro. Ah be Pedro be. Ah be Pedro. Birebirlerde iyi değilsin ya. Tek vuruşta daha iyisin. Saldırmaya devam ediyoruz. Ferdi'den İrfan. Tekrar Ferdi. Kötü bir pas. Kalecilerine döndüler. Muslera çok uzun oynuyor. Luan Perez indirdi topu. Osayi Samuel'den Zay. İrfan Can. İrfan. Pedro. Zalai. Mihazay. Şimdi solda Ferdi'yi gördü. Ferdi'nin önü boş. Kat etti. Lincoln. King. King. Ah. Offside mı? Ulan ne güzel oynadık be. Hadi hakem. King. Aldık golü. 4 oldu 4.
Dakika 39. Bol pozisyonlu bir maç. Lincoln. İrfan Can. Hadi İrfan. Luan Perez. Osay Samuel. Çizgiye indi. Bastı gaza. Osay. Hadi be. Torreira'da kaldı top. Uzun oynuyor. Icardi aldı bu topu. Tek başına. Altay'ın kucağında. Osay Samuel darbe aldı ve çıkmak istiyor. Zay çok güzel vurdu. Muslera'da kaldı. İlk yarı bitsin öyle çık ya Osay. Yani çok da güzel gidiyorduk be. Lincoln. Çok güzel. Hadi Pedro. Ah Muslera kurtardı. Yine birebir de etkin değilsin Pedro. İrfan Can korneri kullanacak. Uzaklaştırıyorlar. Raşika'da kaldı yine top. Ama yalnız. Dakika 45. Artı 3 vermiş bir de ya. İrfan Can. Kötü bir hamle oldu. Yunus. Çok güzel. King kaldı. Zalai. Ferdi. Müthiş bir pas. Derinlik. Üf! İrfan ne yapıyorsun ya? Aha. Sergio'ya itti. Çift sarı kart. Geçmiş olsun canım. İlk yarı bitti. Şimdi biz Osay Samuel'in yerine Mehmet Aydın'ı koyduk mu koymamışız. Çıkartalım. Koyalım. Sonra Arao'da sarı kart var. Riskli. Rakip 10 kişi kaldı. Crespo'yu alalım onun yerine. Gezgin oyun kurucu destek yapalım. Şimdilik bu oyuncu değişiklikleriyle ikinci yarıya çıkalım. Kaleye çektiğimiz şut sayısından memnunum. Devam edin bu şekilde dedim. Emre Taşdemir korneri kullandı. Uzaklaştırdık ama. Evet evet çok iyi. Lincoln topu kaptı. Crespo. Hadi yavrum. Mehmet Aydın. Hadi Mehmet. Daha hızlı Mehmet. Ortayı yaptı. Defans uzaklaştırıyor topu. Icardi, Raşika. İleride bekliyorlar resmen ya. Micho, Lincoln, Crespo, King'e verdi. Hadi King. 10 ortalamayla oynuyor King. Hadi King. Üf, şuta bak be. Muslera kurtardı. Artık İrfan'ın çıkması, Emre Mor'un girmesi gereken dakikalar. Bana hız lazım. Zay! Miha Zay! Yeter lan yeter! Yeter! 5 oldu. İrfan, rakip 10 kişi, kusura bakma, benim daha hızlı bir oyuncuya ihtiyacım var. Emre Mor'u oraya koyduk. Hadi Emre Mor. 5 oldu bu arada. Zay Ferdi'ye verdi. Kötü bir pas aslında. Zalai Crespo'ya verdi şimdi. Crespo ilerliyor. Çok güzel bir pas. Pedro gol be. Gol 6-0. Veya niye 6 tane? Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hiç biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Hiç aklınıza geldi mi bilmiyorum yani. Hayır. Neden 5 tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye 7 değil? Şimdi Zay ve King yorgunlar. Crespo yorgun değil ama sarı kartlı. Zay yerine Mert Hakan Yandaş alacağım. Mert'e burada bir registalık verelim. Hırçın futbolu devam etsin. Kalan sürede oyuna etki et. Hazır bu fırsat. Dakika 84. Lincoln ortayı yaptı. Pedro. Bir daha Pedro. İşte bu be. 7 oldu be. Ama oha ya. Oha. Ama. Ohannes ya. Vay babayın. Babayın mı? Vay babayın tabii ya. Tarihi fark. Tarihi skor. Son 4 dakika. Arda yerine
Pardon, Lincoln yerine Arda girsin. Son 5 dakika Arda da oynasın. Uzatmalar sadece 2 dakika ve bitti. 7-0 yendik. 6-0'lık bir skordan sonra tarih bunu da yazdı. Artık 7-0'lık skoru hatırlayacağız. Joshua King 10 ortalamayla maçın adamı oldu. Pedro da 10 ortalama aldı. Ferdi 9.8 aldı. Miha Zajc 8.2, Lincoln 8, Zalai 8, Crespo 8.5 söyledi mi bilmiyorum. Pedro'nun 4 golü var. Joshua'nın 2 golü 1 asisti var. Sonradan oyuna giren Crespo'nun 2 asisti var. Zajc gol atma başarısı gösterdi. Lincoln ve Ferdi'nin asistleri var. Müthiş bir maç. Galatasaray hezimete uğradı. Ben de hiç beklemiyordum bu kadar ofansif bir futbolu. Zaten maçın yarısını 10 kişi oynadılar. Oliveira gibi çok önemli bir adamları kırmızı kart gördü. Yani skandal yani. 30 şut çekmişiz neredeyse. Yarısından çoğu kaleyi bulmuş. XG'miz 5. Müthiş. Galibiyet alacaksan işte böyle alacaksın. Aferin çocuklar dedim. Herkese selam olsun. 7-0. Müthiş. Osay Samuel 1-2 gün yok. Sıkıntı yok. King. Bravo valla. Adamım benim. Sürpriz yaşandı diyor. 7-0. Tabii ki yani. Çok büyük bir sürpriz. Arao sarı kart cezalısı. Önümüzdeki maç yok. Şimdi ben Trabzon maçına bakacağım. Fatih Karagümrük Trabzon. İzliyoruz. Fatih Karagümrük 2-0 yenilmiş. Trabzon yoluna devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Biz de inanıyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Beşiktaş 3-0 galip gelmiş. Puan farkımız 4. Ama liderlik koltuğunu çok deli gibi istiyoruz diyebilirim. João Pedro kendi gol rekorunu geliştirmiş. Ümraniye'ye 3 tane atmıştı. Galatasaray'a 4 tane atmıştı. 12 Süper Lig maçında 13 gol atmış Pedro. Nemos'un sözleşmesi sona eriyor. Ersin. 3 tane golcümüzü satıyoruz bu arada. Çılgınlığa bakın. Burada Galatasaray'a bakalım bu sefer ne yapacak? Adana Demirspor zor maç. Galatasaray 3-1 aldı. Batshuayi gitti. Valencia gitti. Biri 33, diğeri 29 yaşında. Ne zaman 30 yaşına basacakmış? Biraz psikolojik olarak rahatlayalım. Seneye Ekim'de 30 olacakmış. Neyse. İkisinin de ayrılmasından dolayı taraftarlar gördüğünüz gibi memnun değil. Pedro aynı oyuncusu seçildi. Evet, artık burada duralım. Galatasaray 7-0 yenmemiz yönetimi çok mutlu etmiş. Tesisteki atmosferden dolayı mutlular. Batshuayi'nin satışından dolayı mutlular. Tabii 3,5 milyon euroya aldık. 13,5 milyon euroya sattık yani. Büyük bir başarı. Taraftarlar Galatasaray galibiyetinden dolayı çok memnunlar. Ferdi'nin performansından, Joe Pedro'nun performansından mutlular. Valencia'nın ve Batshuayi'nin satılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ezcan Alioski'nin de performansından mutlu değiller. İrfan Can ve Altay artık takımın kalan iki lideri oldu. Bu bölüm benim için çok keyifli geçti. Antalya Spor galibiyeti, Avusturya Viyen beraberliği, iki tane simüle ettiğim hazırlık maçı, ardından simüle edilen Türkiye Kupası 5. tur maçı. Bunlar da iyi geçti. Ankara Gücü'nü 2-1 yendik. Antalya'yı da 2-1 yenmiştik hatırlarsanız. Yani Anadolu takımlarına karşı biraz zorlandık galibiyetlerde ama Galatasaray'a patladık diyebilirim. 7-0'lık skorla bu müthiş bölümü olağanüstü güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Bir sonraki bölümde dikkatinizi çekerse Trabzon derbisi var. O da evimizde. Trabzon'u da yenip puan farkını 1'e indirmek istiyoruz. Ardından zaten Trabzon'da bir stres, bir gerginlik olabileceğini düşünüyorum ve ardından puan kayıplarından geleceğini de farz ediyorum. Takım yeni yeni kendine geldi. İyice oturdu. Bolcuların birbirine olan alışkanlığı hat safhada. Transferlerimiz de olacak. Ocağın başında Furkan Bayır gelecek stoper olarak. Fofana gelecek sağ açığa. Çok kuvvetli bir isim. Ve anlaşabilirsek de Fernino gelecek. Yönetimden haber bekliyoruz. Evet, son olarak da ligdeki şöyle geniş tabloyu açarsak 46 golle en çok gol atan ekibiz. 12 golle en az gol yiyen ikinci ekibiz. Evet, doğru. Trabzon sadece 4 golle yoluna devam ediyor. 7 4 gol sayısıyla. Onlar da son 5 maçını kazanmış. Ben de. Yani son 10 maçın puan kaybı 3-5. Aslında yenilmeseydik zaten liderdik. Neyse bakalım. Bir de şeylere hemen geçiyorum. Gol krallığına. Gol krallığında şu an lider olarak Icardi var. Pedro ona yetişti 13 golle. Nakajima 12, Cagne 11, Valencia gitti zaten 9 golle kaldı. Asist krallığında hala Emre Kılınç. Bence uzak ara lider. 3 asist kolay bir şey değil. Rossi, Crespo, İrfan Can var burada 4 asistle. En fazla maçın adamı ödülünde Cagne hala lider. Joshua King de ikinci sırada Icardi ile aynı sırayı paylaşıyor. Bu bölümden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde Sivas-Trabzon, Fatih Karagümrük ve Giresun maçlarını yapma hedefi içerisindeyim.
Eyüpspor maçında simüleder, öyle veda ederiz. Çok güzel bir bölümdü. Çok keyif aldım. Eminim sizler de keyif almışsınızdır. O zaman beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer bizim abonemiz değilseniz hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Yorumları istediğinizi yazabilir, istediğinizi sorabilirsiniz. Hepsine tek tek cevap verebilirim. Bir sonraki bölüm ben heyecanla bekliyorum. Sizler de bekleyin. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.